Merhaba, yeni bir proje ve yeni bir video ile birlikteyiz. Bildiğiniz üzere cihazlarımızda sürekli korumamız gereken bir şey var. Yani kısa devre koruması olması gerekiyor. Her cihazda olması gerekiyor ve biz de sürekli inverter videoları yapıyoruz. Ve bu inverter videolarında kısa devreye karşı koruma yok. Bundan dolayı şöyle bir şey yapacağız. Bir kısa devre koruma devresi yapacağız. Ama iki tane ayrı ayrı yapacağız. Biri en basiti, diğeri ise biraz daha iyi. Yani diğeri ise şöyle söyleyeyim. Akım ayarı yapabileceğiz diğerinde. Yani iki tane devre yapacağız. Birisinde akım ayarı olmayacak, düz olacak. Birisinde ise akım ayarı olacak. Bu akım ayarı bize ne işe yarayacak? Yani örnek veriyorum. 1 ampere sınırladığımızda, 1 ampere ayarladığımızda 1.5 ampere geldiği anda atar. Yani 1.5 amperi geçmeyecek şekilde ayarlanabiliyor. Böyle süper bir devre. Yani çok iyi. Şöyle göstereyim. Şurada bizler sürekli cam sigorta kullanıyoruz bu devrelerde. Ama bunları da attıktan sonra değişmesi gerekiyor. Biraz maliyetli oluyor. Bunu ise tek bir sefer yapıyoruz ve istediğimiz akımı ayarlayabiliyoruz. Bu akımı geçtiğinde atıyor. Tekrardan eğer devrede bir sıkıntı bulamadığımızda tekrardan şu tuşa bastığımız anda devre tekrardan açılıyor. Yani sürekli bir sigorta almaya gerek duymuyoruz. Yani böyle iyi bir devre oluyor veya bu sigorta değerlerini bazen bazı yerlerde bulamayabiliyoruz. Bundan dolayı böyle bir şey yapacağız. Şimdi malzemelerden bahsedelim. Malzemelerimiz şöyle göstereyim. İki tane led kullanacağız. Ledlerin eksileri birbirine gelecek şekilde bağlayacağız. Artıları boşta kalacak. Ve ledlerin eksisine bir tane direnç bağlayacağız. Bu direncin değeri fark etmez. Ledimiz 12 volta çalışabilsin diye bir direnç bağlayacağız. Bu benim bağladığım direnç 2K'lık direnç. Siz 1K'lık direnç de kullanabilirsiniz. Ama benim ledler küçük led. Yani 2.5-3 volt arası çalıştığı için ben 2K'lık direnç bağlamayı tercih ettim. Bu sizin tercihinize bağlı. Bir tane buton. Ve malzemelerimiz bu kadar. İlk devre için malzemelerimiz bu kadar. İkinci devrede biraz daha farklılıklar yapacağız. Bir potansiyometre, bir transistör vesaire gibi parçaları ekleyeceğiz. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Şimdi hemen devremizi yapmaya başlayalım. Evet, ilk devremizi bitirdik. Şöyle kısaca bir göstereyim ve çalışma mantığını anlatayım. Gücü vermediğimiz takdirde şuradan çıkış alabiliyoruz. Ama röle çalışmaya başladığı anda şuradan çıkış alıyoruz. Bundan dolayı şuraya bir buton ekledik. Ve röleyi çalıştırmak için şöyle artı eksi girişlerimizi yaptık. Yani ilk gücü verdiğimizde kırmızı lambamız yanacak. Bastığımız anda şurada açık kontağa geçecek. Açık kontağa geçtiği için direkt şurada bir kablo getirmişiz ve rölenin bobin olan kısmına bağlamışız. Burada bastığımız anda bobine bir elektrik gideceği için kontak o şekilde kapalı kontak olarak kalacak. Yani sürekli devremiz çalışacak durumda oluyor. Bundan dolayı eğer kısa devre yaptırdığımız anda buradaki giriş gücü düşeceği için anlık olarak rölemiz gücü kesecek. Bu şekilde kısa devreden karşı koruyacak. Şimdi hemen bir test yapalım. Daha sonra bunun ayarlısını da yapalım. Test olarak 12 voltluk kablolarımı getirdim. Şimdi kablolarımı bağlantılarını yapıyorum. Evet, bağlantısını yaptığım anda gördüğünüz üzere şurada kırmızı ışığımız yandı. Şöyle bağlantısını yapıp kabloları bir kenara çıkaralım. Devreyi daha net gösterelim. Şurada. Bakın anında kırmızı ışığımız yandı. Bakın devreyi bir seferliğine bastığımız anda yeşil ışığımız yanmaya başladı. Fakat çıkışını şöyle göstereyim. Bakın. Kısa devre ettirdiğim anda
devre kapanıyor. Fakat şu devrede bir öyle bir dezavantajlık var. Yani devremiz çalıştığı takdirde, eğer anlık bir yük çekişi olmadığı takdirde, devremiz sürekli güç vererek, yani bu röle 10 amperlik bir röle 10 ampere kadar dayanabildiği için 10 ampere kadar da çıkış alabiliyoruz. Amperini ayarlayamıyoruz. İyi olan yanı, herkes kolaylıkla yapabilir. Şöyle bakın, kısa devre ettirdim. Kapandı, açıldı, kapandı. Şimdi gelin buna nasıl bir akım ayarı yapabiliriz, hemen onu göstereyim. Şimdi akım ayarını yapabilmek için şurada ben böyle bir transistör kullanacağım. Şöyle göstereyim. Ben şu transistörü kullanacağım. Akım ayarını yapabilmek için bu transistörü kullanacağız. Şimdi hemen transistörün bağlantısını yapıp testine geçelim. Ayarlama yapmak için gerekli olan pot, ben 500K'lık pot kullanacağım ama 500K olması şart değil. Ben sadece burada elimdekilerini değerlendirmek istiyorum. Siz buraya 20K'lık bir pot da kullanabilirsiniz. Bakın, şu an devremiz yandı. Bakın, kısa devre ettiriyorum. Şu an devremiz çalışıyor. Hop, kısa devre ettirdiğim anda gidiyor. Şimdi akım ayarını yapalım. Şu an bu LED'imiz 100 miliamperlik bir güç çekişi yapıyor. Şöyle kapatmaya çalışıyorum. Bakın, şu an kapandı. Ve basıyorum. Bakın, açılmıyor. Çünkü çıkışta 100 miliamperlik bir yük var. Ona göre ayarlanmış oldu. Şimdi bunu daha net anlayabilmeniz için başka bir yük daha bağlayacağım. Şimdi daha detaylı bir testine geçelim. Şu an devremiz çalışır durumda. Şöyle yapayım, videoya yansımasın. Çıkışına ben invertör bağlayacağım. Dediğim gibi invertörlerde kısa devre koruması yoktu. Bundan dolayı geri besleme, yani yüksek güç çekertildiğinde kapatma özelliği yoktu. Bununla bu işlemi görebiliriz. Yani örnek veriyorum, 100 wattlık bir invertör, yani örnek veriyorum 2 tane MOSFET var ve bu MOSFET maksimum 5 ampere kadar dayanıyorsa, burasını 5 amper ayarlar, 5 amperin üstüne çıkmasını engellemiş oluruz. Böyle güzel bir şey yapmış olabiliriz. Şimdi LED'imiz çalışıyor. LED'imize göre ayarladık. Bakın, invertörü çıkışına da 100 wattlık bir lamba bağladım. Yani 100 wattlık bir yük çekecek. Bakın, bağladığım anda kapanıyor. Şimdi bunu invertör çalışabilir durumda ayarlamaya çalışacağım. Bakın, şu an invertörüm çalıştı. Şimdi sönmesi için ayarlayacağım. Bakın, şöyle biraz çeviriyorum. Bakın, açmaya çalışsam da açılmıyor. Yani akım ayarını yapmış oluyoruz. Bakın, invertör çekiyorum. Biraz daha açacağım. 500K'lık bir pot olduğu için biraz daha kaba ayar yapıyor. Evet, şu an çalıştı. Şöyle şunu tekrardan bağlayayım. Bakın, şu an çalışıyor. LED'imizin üstüne ekstra bir yük bağladığımız anda kapanıyor. Ama bakın, akım ayarını yaptığımızda ise biraz daha açmamız gerekiyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi akım ayarını yaptığımızda ise burada invertörden çalışabilir durumda oluyor. Yani böyle güzel bir devre oldu. Ekstra bir yük bağladığımızda devre kendisini kapatıyor. Tabii şu an kablosu çıktı. Devre böylelikle kendisini kapatmış oluyor. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Şu şekilde akım ayarlı bir kısa devre koruma devresi yapabilirsiniz. Çıkışına örnek veriyorum, bu LED'e göre ayarladığınızda ekstra bir yük bağladığınızda kendisi direkt kapatıyor. Daha yeni testte görmüş olduğunuz gibi. Şu şekilde. Şu iki pin arasına bir tane buton. Şu yoldan artı girişini, yandakinden eksi girişi, eksilimiz ortak oluyor zaten. Artı çıkışını da normalde açık olan kontak. Yani devre çalışmıyor, röleye güç gitmiyorken burası iletim halinde değil, burası iletim halinde, öyle söyleyeyim.
Neyse, bu videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videolarda, bir sonraki projelerde görüşmek üzere.